Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. 7. ünitenin son videosuyla birlikteyiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, 7. ünitenin kelimelerine şöyle bir bakmıştık. Dil bilgisi konularına şöyle bir yeni olan perfect tense'e şöyle bir bakmıştık. Şimdi 7. ünitede işlenen bir başka konu da, daha doğrusu 3 tane küçük konular var ama hepsi daha önce gördüğümüz konular. O yüzden let's remember dedik. Hadi hatırlayalım. İlk konu expressing preferences, yani tercihlerimizi belirtme. Bunu daha önce 2 kere gördük. Would rather ya da prefer ile tercihlerimizi belirtiyorduk biz. Neydi which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? Vacation at a 5-star resort, 5 yıldızlı bir otelde mi tatili tercih edersin? Or camping holiday ya da kamp tatilini mi tercih edersin? Hangisini tercih edersin? Cevap verirken de prefer ya da would rather ile cevap verebiliyordum. Bunu ne zaman kullanıyordum? Daha havalı olmak istediğimde kullanıyordum. Would rather'ın kısaltması I'd rather şeklinde olabiliyor. I'd rather stay in a tent, yani bir çadırda kalmayı ve set my own fire, kendi ateşimi yakmayı tercih ederim. Yani hangi tatil tercih ediyormuş? Camping holiday'i tercih ediyormuş. Neye tercih ediyormuş? Stay in an all-inclusive hotel, işte her şey dahil bir otelde kalmaya tercih ederim diyor. İkinci hatırlamamız gereken konumuz karşılaştırma konusu. Komparatifler. Bunu nasıl, yani iki tane şeyi karşılaştıracağımız zaman sıfatlara er takısı ekliyordum veya uzun bir sıfatsa başına more ekliyordum, daha demek için. Mesela küçük bir parça var, ona bakalım birlikte. Eğer if I have to choose, seçmem gerekseydi, choose seçmek demek. Ne arasında bir seçim yapmam gerekseydi? Between Ölüdeniz and Alaçatı, Ölüdeniz ile Alaçatı arasında bir tercih yapmam gerekseydi, I'd rather şunu tercih ederdim. Spend my holiday in Ölüdeniz. Tatilimi Ölüdeniz'de geçirmeyi tercih ederdim. To me, in my opinion, according to me, bana göre, its nature, onun doğası is much better. Çok daha iyi den Alaçatı, much better. Better neyin ikinci komparatif haliydi? Good, değil mi? İyinin ikinci haliydi. Alaçatı'dan daha iyi ve there are, var demek there are. There is, there are, var demek. Ne varmış? Daha fazla böyle eğlence aktivitesi. Yapacak daha fazla aktivite var orada. Its nature is more charming. Daha güzel doğası, and also ayrıca it's cheaper, daha ucuz. Sonuna bir er getirerek daha ucuz ifadesini elde ediyorum. Peki bir üçüncü konumuz hatırlamamız gereken, bu zaten sürekli böyle parçalarda falan karşımıza çıkıyor bu küçük kelimeler. Biliyoruz diye tahmin ediyorum ama hatırlayalım yine de. Bir açıklama yapmak istediğimizde, bir şeyin sebebini söylemek istediğimizde falan cümlelere havalı bir şekilde başlamak istersek, I think, to me, according to me, bence, bana göre demekti, I think. I guess, tahmin ediyorum ki, tahminimce şeklinde. Believe, inanmak demekti. I believe, inanıyorum ki. I suppose, sanırım, şöyle farz ediyorum gibisinden. In my opinion, to me de benim fikrimce, bana göre demekti. Bunları söyleyip mesela bir tatil yeriyle alakalı fikirlerimizi sıralayabiliriz. Şimdi bir küçük testle 7. ünitede öğrendiğimiz hem kelimeleri tekrar edelim hem konuları şöyle bir tekrar edelim birlikte. There are diye başlamış. Ne demekti there are? Var demekti. There are a lot of, bir sürü bir şeyler var Antalya'da. Bir şey seçenekleri var. Choice seçenek demek. Ne seçenekleri var Antalya'da? Şimdi bu boşluğa gelecek olan kelimeyi ben bir sonra gelecek olan cümlede bana onun ne olduğunu anlatacak. Ben de o boşluğa ne geleceğini bulacağım. Mesela pansiyonlar varmış, mesela resortlar, bed and breakfast oteller varmış, etc. ve benzeri. Bunların hepsini biz topladığımızda konaklama anlamına gelen kelimenin İngilizcesi hangisiydi? Accommodation. Transportation olması için ne kullanması gerekir? İşte by plane, by train, yani bir ulaşım aracının ismini söylemesini beklerdik. Catering demesi için de yine ne demesini beklerdik? Yiyeceklerle alakalı şeyler söylemesini beklerdik. Recreational activities de orada yapılabilecek aktivitelerle ilgili bir şeyler söylemesini beklerdik. Efes, İzmir'deki Efes nasıl bir city? Yani çok muhteşem oradaki böyle şehir sembolleriyle nasıl bir city'dir Efes? Heritage, miras demekti. Architecture, mimari bir şehir demeyiz.
Efes modern bir şehir de değil, çağlar öncesinden kalma böyle antik bir şehir. O yüzden ancient kelimesini kullanmam gerekiyor. Ancient, antik, çok eski demek. Van kahvaltısı ile ünlü bir yerimiz. Biz bir yerin bir şeyiyle ünlü demek için hangi yapıyı kullanıyorduk? Famous for. Değil mi? Location, konum demekti. Experience, deneyim demek zaten. Attraction da dikkat çeken yerler, turist çeken yerler demekti. Şimdi İstanbul'un bir şeye 20 milyonun üzerindeymiş. İstanbul'un neyi 20 milyonun üzerinde olabilir acaba? Konumu mu? Hayır. Süresi mi? Hayır. Nüfusu mu? Evet, İstanbul'un nüfusu 20 milyonun üzerinde. Religion da din demek burada. Bununla ilgili değil cevabımız. There are, yine var, various means of, mean of böyle araçları diyeyim yani size. Farklı farklı bir şey araçları varmış çeşitli Londra'da. Ben treni tercih ediyorum. Bir tanesi trense bu bir ne çeşidi oluyor o zaman? Pansiyon çeşidi değil, mimari çeşidi de değil, historik tarihi bir çeşidi de değil ama ulaşım. Ulaşım aracı var Londra'da. Ben treni tercih ediyorum demiş. Şimdi bazen böyle sorular gelebiliyor. Mesela size iki tane şehir veriyor. Bunlar zaten belirgin şeyler olur. Hani şey düşünmeyin. Ya ben bunun modern olup olmadığını nereden bileceğim hocam? Yani size bunu zaten ayırt edebileceğiniz yerler verirler. O konuda endişe etmenize gerek yok. Mesela I would rather, burada havalı olmak istememiş. Havalı olmak isteseydi şöyle I'd rather derdi. Nereyi ziyaret etmeyi tercih ediyorum? Roma'yı ziyaret etmeyi tercih ediyorum New York'tansa. Çünkü ben nelerle ilgileniyorum? Roma New York'a göre nasıl bir şehir? Roma'da böyle işte gladyatörlerin savaştığı arenalar, bilmem neler, böyle çok eski tarihi müzeler, işte kiliseler falan var. Nasıl bir yer Roma? Antik bir yer değil mi? Onun gibi bir yer aramam gerekiyor. Şimdi modern architecture dediğim zaman Roma'da modern architecture yok. Onu diyemem. Peki geleneksel yemekleri ziyaret edebilir miyim? Hayır, öyle bir şey de yok. Oradaki aktiviteleri ziyaret edebilir miyim? Hayır, ama historic site dediği şey tarihi alanları, tarihi yerleri ziyaret ederim. Onlara ilgiliyim. Şimdi burada bir perfect tense yapısı kullanılmış. I have never been. Ben hiç daha önce bir şey yapmadım. Yani demek istiyorum ki, bunu da 5. ünitede görmüştük. Ne demek istiyorsun? Şunu demek istiyorum. Yani şu cümlenin aynısını söylemiş aslında anlam olarak burada. Ben ülkemin dışına hiç çıkmadım. Yurt dışı kelimesini arıyorum. Ne demekti yurt dışı? Abroad. Hiç yurt dışına çıkmadım. It's possible, mümkündür. Ne mümkündür? Türkiye'de 4 bir şeyin hepsini yaşamak mümkündür. 4 neyi yaşayabilirim acaba Türkiye'de? 4 nüfusu mu yaşarım? Hayır. 4 akrabayı mı yaşarım? Hayır. 4 geziyi mi yaşarım? Hayır. 4 mevsimi mi yaşarım? Evet. Türkiye'de 4 mevsimde yaşamak mümkündür. Ben tercih etmiyorum bir şey tatilini. Şimdi o tatilin ne olduğunu bana bir sonraki cümlede bir iki kelimeyle bir örnek vererek, bir ipucu vererek söyleyecek. Being on a boat. Bir bot, bir gemi, bir tekne üzerinde o kadar uzun süre kalmak bana göre değil. Demek ki botta, bir teknede yapılan tatilden bahsediyoruz. Biz ne diyorduk gemi tatillerine? Şıklara baktığımız zaman cruise. Rural, countryside demekti. Bir de urban vardı. Bu da şehirle alakalı olan demekti. Aspendos is a great tourist. Zaten direkt böyle turist dediği zaman hemen peşine bunu getirmeniz lazım. Çünkü bu bir böyle kelime grubu biliyorsunuz. Tourist attraction in Turkey. 7. ünitemizde bu şekilde. Kelimelere dikkat edelim lütfen. Bu üniteyle ilgili genellikle bize böyle parça soruları gelir. İşte gittiğimiz, gördüğümüz yerlerle alakalı bir şeyler anlatır giden kişi. Onunla ilgili sorular gelir. Kelime odaklıdır. O yüzden kelimeleri tekrar edelim lütfen. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hoşça kalın.